tertemizeyim. Hamd, alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onun o güzel yüce selamı, ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme sallallâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin ve kendisinin üzerine olsun diyoruz. Buradan tüm dünyaya selamünaleyküm. Hayırlı geceler değerli kardeşler. Ümmeti Muhammed'e inşallah cuma gecesi bu gece. Cumanız mübarek olsun diyorum. Tuncer Çiftçi ile hoş sohbetler sizlerle birlikte Rabbimin izniyle. Evet, Kanal T izleyenlerine her yere, dünyanın her yerine selam olsun diyorum. Benim kardeşlerim, bu ilk programımız oluyor Kanal T'de. İnşallah bakalım kardeşlerimiz daha ilk izlediğinden ricamız yorumsuz bir şekilde kardeşlerimiz ilk 2 gün, 3 gün bir bakıversinler programa. Programın formatı, kardeşlerimiz arıyorlar ve birlikte host sohbet, hal ve hatırlarını sorup müminin mümine temiz aldığı duası makbul. Bu niyette onlara dua edivermek. Biliyorsunuz ayet mucibe, dua müminin silahı ve zaten Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasaydı ne emniyetiniz vardı buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Tekrar Araf suresinin 55. ayet-i kerimesinde için için benden isteyin Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Gene Bakara suresi 186. ayet-i kerimesinde dua edenin duasına icabet ederim, ona çok yakınım buyuruyor. Benim kardeşlerim, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 kişi bir araya gelse, dua etse, birisi değil birisinin duası mutlaka olur buyuruyor. İnşallah bizler de bu niyette hadis yerine gelsin. Ve dua ibadetin özü ise bu cuma gecesinin dualarla ve selavatlarla birlikte değerlendirmek adına günahsız saatler diyoruz Allah'ın izniyle. Bakalım hayırlı olur, hayırlara vesile olur inşallah. Bütün dünyanın her yerine izleyen kardeşlerim, bir de başlayacaktı program. Biraz tabii ki önce başladık. Özel numaralarından çağrılar gelmiyor. Hala da izliyorlar mı kardeşler? Yakalayabilirler mi kanalı? Çünkü başka başka kanallarda da gene diğer kanallarda programlar yapıyoruz ve yaptık. Orada kardeşlerimize söylemiştik. Kanal T ekranlarından izlesinler diye, ama onlar bir de bekliyorlar programı. İnşallah bakalım hepsine selam olsun dünyanın her yerine. Canlı bağlantılarımızı alacağız. Ekran altından numaralarımız zaten geçiyor. Canlı bağlantılar için alan kodu 0212, dünyanın merkezi İstanbul değerli kardeşler. Alan kodu 0212 642 34 24 benim kardeşlerim. İnşallah bakalım buralardan canlı bağlantılara katılabilirler. Şu an alacağız canlı bağlantıları. Mesaj atmak isteyen kardeşlerimiz de Kanal T yazıp boşluk bırakıyor. Dilediğini yazıp 39-29'a gönderiyor. Bu şekilde de mesajlarımızı alabileceğiz. Hemen mesajlarımız da benim önümde iPad'e gelecek. Buradan hemen cevaplandıracağız. Alanınızı bir okuyacağız. Mesaj aracılığı düşüremeyen kardeşleri de. Çağrıları kısa kısa alsın kardeşlerimiz. Birkaç kardeşimiz izliyormuş. Bakalım inşallah hepsi yavaş yavaş ararlar, izlerler. Duyanlar duymayanlara haber verin inşallah. Benim kardeşlerim, ilk bağlantımız varmış. Hemen alalım bakalım. Alo. Selamun aleyküm. Aleyhinaleyküm selam, buyurun. Hayırlı geceler abi. Allah razı olsun, sağ olun, buyurun, buyurun. İsmim Tuncay, Kayseri'den arıyorum. Kayseri mi? Evet. Buyurun, buyurun. Abicim hayırlı olsun. Eksik olmayın, Allah razı olsun. İsminiz nedir? Tuncay. Tuncay yazmışlar da benim ismim Tuncay olunca dedim, bir tane daha Tuncay buldum en sonunda herhalde dedim. Çünkü hep Tuncay var ama Tuncay pek fazla yoktu. Ama Tuncay herhalde isminiz, öyle mi? Şimdilik de öyle de normalde de Tuncay geçiyor, evet. Normalde de Tuncay. Bu sefer de evet. Tuncay yapacaklar bağlantıyı. Değiştirdiler Tuncay'ı, Tuncay yaptılar. Hayırlı olsun bakalım. Ne kadardır izliyorsunuz bizleri? Hocam Ramazan'dan bu tarafa dinliyorum da size bu ikinci arayışım. İlk defa Ramazan civarında aramıştım. Hı. Ben açıkçası aramayı şöyle söyleyeyim size. Bazı gerçekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ben ilk başta sizi dinlediğimde biraz kabul etmedim, biliyor musunuz? Dinlemek istemedim. Tamam. Bir hafta, iki hafta geçtikten sonra sizin bir sözünüz var ya, 3 gün izlemeyin sözünüz. Evet. O gerçek oldu. Hı hı.
Ondan sonra son bir haftalık durumu size bir izah edeyim. Son bir haftada bir rahatsızlığım var. 8 yıldır bir ilaç kullanıyordum. Hı hı. Sizinle birlikte dua ettim. Normalde o ilacı almadığım gün veya da bir saat geciktiği vakit kendimden geçiyorum. Başım çok ağrıyordu. En son cumartesi aldım. Öylece bıraktım. İlaç da yok. Başımda Allah'a çok şükür ağrı da yok. Elhamdülillah. Bu başınızın ağrısındaki sebep nedir? Yani hastalığınız mı nedir? Psikiyatrik hocam. Hı, migren gibi bir şey değil. Başka bir şey. Psikiyatrik. Evet. Hı. Anladım. Kayseri'nin neresini arıyorsunuz tam olarak? Yenişehir Mahallesi. Ya böyle şimdi bazı kardeşler tam olarak şimdi bu kanalda da yeniyiz ya. Hani evet. Acaba işte öylesine mi arıyorlar? Kendi insanları mı? Paralel mi tutulmuş? gibi sözler söylüyor pardon. O yüzden benim kardeşlerim aradığında böyle bir şey iddia ettiğinde adresini sokağına kadar ben buradan arıyorum kardeşim. Merak eden Kayseri'de kardeşlerimiz varsa bakın şu ilaçları kullanıyordum. Doktorum budur ve artık kullanmıyorum diye gelene de söylerim deyip adresini vermelerini rica ediyorum. Adresiniz nedir? Tabii. Turgut Reis Mahallesi. Evet. Bağdat Caddesi. Hı hı. Mutlu Apartmanı. Kat 3. Numara 10. Koca Sinan Kayseri. İsminiz, soy isminiz? Tuncay Öztürk. Tuncay Öztürk. 8 yıldan beri kullandığınız ilaçlar vardı psikiyatri, evet, öyle mi? Evet, evet. Kullanmadığınızda ne oluyordu? Kullanmadığımda, inanır mısınız, bir saat geçtiğinde, hı-hı, almadığımda yani hiç rahat, kendimde değildim yani. Hı-hı. Ama şimdi Allah'a çok şükür, şu anda sizin emanetleriniz var, elimden geldiği kadar o emanetleri de götürüyorum, vermeye çalışıyorum. Bazıları tabii önce hoş karşılamıyor. Gonca'nın Özlemi dergisi mi aldınız? Tabii çoktan elimizde var. Tamam. O zaman bayağıdır izliyorsunuz bizleri. Evet. Ne kadardır izliyorsunuz? İşte dediğim gibi önceleri Ramazan'dan önce sadece sizi açıyordum. Ekrandaydınız ama dinlemiyordum. Biraz işimden dolayı dışarıda dolaştığım için ekranda sizi iş yerinde sürekli görüyordum. Televizyonda açıktınız. Hı hı. Sonraları nasıl oldu bilmiyorum. Öyle bağlandım ki şimdi mesela sabah işe gideceğim. Ama şu anda ekrandayım. Sabah erken kalkacağım. Fakat sizi izleyeceğim Allah izin verirse. Yine devam edeceğim. Peki programda şu an erken çıkacağımı nasıl anladınız? Bayağıdır bakıyorsunuz herhalde. Tabii şeyden, internetten Enes kardeş hatırlatma yaptı dedi. Radyolardan anons ettiler. Ben erken çıkacağım diye söyletmiştim. Oradan haberi aldınız. Öyle mi? Evet. Oradan tamam. Bekliyorduk. Hı-hı. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden razı olduğu kullarına iler inşallah. Olur mu? Abim mümkünse sizden bir isteğim olacak da. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi bir iş yerinde benim bir mahkeme olayım oldu. Eğer, hı-hı, zamanınız müsaitse, şu anda müsaitseniz bir mahkemede bir iftiraya uğradım. Hı-hı. Zaman Mart'tan sonra mahkemem başlayacak. Bir dua ederseniz Allah razı olsun. Etmezseniz tabii, Allah estağfurullah. Gönlünüzden geçirin. Hep birlikte Rabbimize isteyelim. Sıradaki bağlantılarla birlikte her şey Allah Celle Celaluhu'da, bizde bir şey yok. Tuncay Çiftçi Rabbisinin kapısına paslas. Onda bir şey yok. Birlikte Rabbimizden isteyeceğiz. Efendimizin hadisi 40 kişi bir araya gelse, dua ise birisinin duası değil, birisinin olur buyuruyor. Birlikte Allah'ımızdan isteyeceğiz. Hep birlikte. Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme sallallâ seyyidina Muhammedin ve alâ ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hürmetine. 7 kat yerin sahibi sen. 7 kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hep müzaffet, tertemiz eyle. Tüm dünyadaki hastalara, Ümmet-i Muhammed hepinize sesimin geldiği tüm kulaklara Eyüp Aleyhisselam'ın şifasını söyler. Ümmet-i Muhammed'e, kardeşimize de Efendimizin zaman sahibine aslına Allah'ın merhamet eyler de kaldırır. Bütün o mahkemeleri hayırlı sonuçlarına söyler. Tüm mahkemesi olan bir bu kardeşimize de programımızda hayırlı eyler. Bu gece güzel inşallah hayırlı bir program nasip eder. Güzel bir şekilde Rabbimin razı olacağı şekilde değerlendirir saatlerimizi. Tüm dünyaya da faydalı eyler. Ümmet-i Muhammed'in inşallah hidayetliğine, dünyada barış olmasına, kardeşlik için nasip eder. Allah Celle Celaluhu dünyada ahirette hayırlı olmasını nasip eder. Cemallah'a nasip eder inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bakalım devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Alo. Alo. Buyurun. Hayırlı programlar abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. Rabbim hayırlı eyle Rabbim programını. İnşallah kardeşim. İnşallah. Buyurun. Abim biz senin uyku duyunca namaza başladık abim. Burada 8-10 kişi namaza başladı abim. Programa başladınız, izlediniz. Ne kadardır izliyorsunuz? Evet.
Abim ben 4 senedir izliyorum. 4 senedir eskiden beri evet, izleyicimsin. Evet. Hı-hı. Evet abi. Hı-hı. Abim yeni dinleyen kardeşlerimize ön yargısız dinlesinler abim. İzlesinler. Ondan sonra yargılarını yapabilirler abim. Az önceki kardeşimiz öyle söyledi. İlk başta ben de pek algı şey yapmadım, inanmadım. İşte pek şey yapmadım. Ama daha sonrasında baktım ki güzel şeyler oluyor. Ben de katıldım. Bazı şey iddialarda bulundu. Belli hastalıklarından fayda gördüğü gibi. Yani kardeşlerimiz yorumsuz bir şekilde izlemesini istiyorsunuz, öyle mi? Evet abi. Yorumsuz bir şekilde izlesinler abim. Ondan sonra içinden geçenler biz gibi onlara da söyleyecek abim Rabbim'in izniyle. İnşallah bakalım. Kısmeti olan diyoruz hep birlikte. Evet, Rabbim nasip etsin. İyi olur, evet, hayırlı olur inşallah burada da. Evet abi. Amacımız bir kardeşimizin hidayetine eş olmak. Rabbim devletimize zarar vermesin. İnşallah en güzel amin şekilde onlar ayakta oldukça programlar hep yürüyecek. Daha güzel kardeşlik dünya üzerinde. Tüm dünyaya nerelerden izliyorsa kardeşlerimizin hepsine selam olsun. Tüm dünya üzerindeki kardeşlerimize inşallah kardeş olsunlar. Müslümanların hepsi. Ayrım olmadan evet, hepsi. Ben böyle istiyorum. İnşallah evet, bütün Müslüman kardeşlerimizi barış içinde, kardeşlik içinde bu savaşların kalkması güzel bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadet dönemi gibi bu zamanlarda, son ahir zamanlarda gene altın çağ dönemi olacakmış. Büyük bir barış, büyük bir kardeşlik. İnşallah evet, bütün kardeşlerle birlikte el ele verip böyle güzel bir zaman olur inşallah. Amin abim, amin. Tüm dileğimiz o abim. Tamam, başka bir şey eklemek istiyor musun? Abi ümmet Muhammed için hayırlı bir dua. Tamam kardeşlerim. Gönlünüzden geçirin sıradaki bağlantılarla Rabbimizden isteyelim. Her şeyi Allah Celle Celaluhu'da. Hani biz yapıyoruz diyemeyiz benim kardeşlerim. Çünkü yani ben buradan ta kaçtırdı kardeşimiz. Ne yapabilirim o kardeşlerim? Yanımda olsa, baş ağrısa, elimi koysam, beklesem ne faydam olacak? Ya da masaj yapsam, ağlasam, sızlasam. Hayır, her şeyi Rabbimizde Allah Celle Celaluhu dilerse, inşallah tam kardeşlerimiz inanırsa, izleyen kardeşlerimiz güzel bir şekilde estağfurullah çekmesi ve duaların kabulü için bir engel kalmaması lazım. Hani şimdi siz birisinden bir şey isteyeceksiniz. Tabii böyle misal olmaz ama bu anlamda düşünün. Onu kırmışsınız, ona karşı kötülük, suç işlemişsiniz ve özür dilemeden ondan tekrar bir şey istiyorsunuz. Olur mu? Olmaz. Yani ilk önce Rabbinize bugüne kadar yaptıklarınız için estağfurullah çekmelisiniz. Benim kardeşlerim güzel bir şekilde dinlemeli ve inanmalı. Rabbim şu an bizi duyuyor mudur? Her an duyuyordur. Özellikle Cuma gecesi değerli kardeşler. Cuma gecesindeki dualar çok makbul. Bakın ezanla kamet arasında, iki selavat arasında. Bakın başına selavat okuyorum, sonuna selavat okuyorum duanın. Çok önemli. Ve gecenin son çeyreğinde Rabbim Teala birinci kat semaya iniyor. Tamam anladım. Dua isteyen yok mu? Duasına icap edeyim diyor. Biz istiyoruz. Ey Allah'ım kardeşlerimizle birlikte kimin sıkıntısı varsa sadece arayanı değil ümmeti Muhammed'i hepimize inşallah en güzel şekilde Rabbim şifa nasip eder, işlerinizi rast getirir. Hakkımızda dünyada ahirette hayırlı olun.